Türkiye trend videoları içeriğiyle karşınızdayım. Çokça sayıda yorum ve mesaj gelmişti. Karpuzu pişir bak tadı ete benziyor. Ondan sonra bakalım sen benzeteceksin mi? Nasıl olacak? Nasıl edecek? Bilmem ne diye. Ben ta ne zaman önce hatırlamıyorum. Çok önceden videosunu görmüştüm. Oha diyorum paylaşmıştı galiba. Onu izlemiştim te ne zaman önce. Yani tam o içerik bu. Bakalım benzeyecek mi benzemeyecek mi? Benim gerçekten hiç umudum yok. Umudum yok derken bence saçma sapan bir şey olacak. Ben şahsen bunu böyle tüketmeyi tercih ederim ama içeriktir, merak konusudur. O yüzden hemen pişirelim ve deneyelim. Bakalım neye benzeyecek tadı. Yani işte ne diyeyim ya vallahi diyecek bir şey bulamıyorum yani. Aynen kanka aynen. Vegan olarak karpuzdan eti deniyorum. Bakalım. Kısmet. Hadi hemen tost makinesine gidelim de onunla pişirelim. Yani onda daha güzel olur ızgara gibi. Yani daha kolay olur güzel olur derken sanki önceden yapmışım gibi. Hani orada pişirmek daha kolay olur diye orada yapalım. Veya ben videolardan öyle hatırlıyorum bilmiyorum. Neyse işte orada pişirelim şimdi. Ben götürüyorum şimdi oraya. Kameraya falan ayarlarız şimdi. Evet yağlı kağıdımı da hazırlamıştım böyle buraya. Hem kirlenmesin. Zaten normalde de kirli de burası. Hem o suyu boyu dökülecek. Ne olacak hiçbir fikrim yok zaten karpuzun. Şöyle karpuzları böyle diziyorum tek tek. Bu arada benim karpuz kesme bug'ım olduğu için yani karpuz kesemediğim için normalde anneme kestirdim bunları. Allah'ım dünyanın en ilginç görüntüleri olabilir yani şu an. Bilmiyorum. Bakacağız artık nasıl olacak. Şöyle dizdim. Şurası da boş kaldı. Şuraya da şunu koyayım. Şöyle göstereyim size de hemen kapatıyorum. Bakalım olsun. Evet sesler ve garip kokular gelmeye başladı. Allah şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Çok fazla suyu aktı. Bir tırsıyorum ha. Vallahi. Ay başımıza kötü bir şey gelmesi. Bakın şöyle göstereyim. İyice pissin. Bekliyorum. Bakalım. İnşallah makineyi patlatmam. Yani çünkü benden beklenebilecek bir davranış. Evet biraz korktum. O yüzden kapağını açtım. Biraz daha böyle pişireceğim. Ay çeviremiyorum bile. Ay. Demek ki bu maşayla çevrilmiyormuş. Çok kaygan bir şey oldu bu ya. Evet yapısı çiğ ete benziyor. Çiğ hayvan etine benziyor. Ay çeviremedim. Bak şunlar oldu herhalde baksanıza. Gerçekten yani YouTube bir şey demiyorum. Deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Suyu iyice aktı gördüğünüz gibi. Yağlı kağıt kullanmana faydaları işte bunlar. Normalde ben tost yaptığım zaman her zaman yağlı kağıt kullanıyorum. Böylece diğer şeylerle karışmıyor. Benim yüzümden de tost makinesi kirlenmiyor. Size de öneririm. Böyle takılmaya devam etsin. Birazdan tabağa alırım hepsini. Evet bazıları irite edercesine oldular. Şöyle göstereyim kıvamını. Böyle biraz şey de andırıyor. Ne derler ona? Közlenmiş kırmızı bibere de benziyor. Olanları tabağa alıyorum. Şöyle. Şunu alayım. Hepsi pişince de bir deneriz artık. Bakalım nasıl olacak. Nasıl bitecek. Şöyle iyice yumuşasınlar. İyice suları çıksın. Bakar mısınız şeye, kıvamı? Şöyle şu şekilde.
Bakalım, bekliyoruz. Evet, karpuzlarımız pişti. Yani demek isterdim ki geldik en sevdiğim kısma, tadım kısmına, ama gerçekten şu an yani bilmiyorum nasıl olacak. Yani pişirirken ki kokusunu duymanız lazımdı. Çok garipti, böyle hani sulu, böyle yanan bir koku gibi, böyle tuhaflıydı. Ama kırmızı közlenmiş bibere, konuşamıyorum da çok kötüyüm. Kırmızı közlenmiş bibere doku olarak daha çok benziyor. Yani ben öyle benzettim. Şöyle yakından da göstereyim. Yanımda da zaten suyum var. İnşallah tadı aşırı kötü değildir. Yani yapısından dolayı bence et muhabbeti dönmüş. Ama yani tat olarak çok benzeyeceğine şahsen düşünmüyorum. Baksanıza, hani böyle sirkeli suda bekletilmiş şeyler var ya, közlenmiş biberler. Onun gibi. Zaten suyu da aktı. Ay ay, tadına bakıyorum şimdi. Hadi bakalım. Biraz üfleyeyim de, çok sıcak. Ya aman. Bildiğin tatlıymış bu be. Karpuz işte. Karpuzun sadece yapısı değişik. Birebir aynı. Şey gibi, karpuz tatlısı gibi. Ana güzelmiş lan bu. Karpuz reçeli tatlısı falan gibi bir şey oldu bu. Güzelmiş, böyle de yenir. Eğer hani böyle tatlı yemek istiyorsanız şeye benziyor bu ya. Dur. Hoşaf mı deniyordu ona? Hoşaf mıydı? Diğer adı, başka bir adı var mıydı? Böyle meyveleri şekerli suda kaynatıyorsun da öyle oluyor. Hoşaftı değil mi o? Başka bir adı da vardı. O ikisi karıştırılıyordu falan. Neyse işte onun gibi, böyle hani sanki onu içiyormuşsunuz da arada böyle meyve parçaları, pişmiş meyve parçaları ağzınıza geliyormuş gibi. Zerre alakası yok. Tamamen clickbaitmiş. Şu an öğrenmiş olduğunuz benim sayemde, ben de öğrenmiş oldum gerçekten. Tadı bu arada güzel yani. Ben beğendim. Mesela ne bileyim 10 üzerinden 7-8 falan veririm. Ay valla çok tırsıyordum ya. Fark ettiyseniz videonun başından beri gergindim. Ama gayet güzelmiş. Bildiğin tatlıymış ya. Aa, bak hiç su bile içmedim yani. Böyle ama şey de değil, hani böyle aşırı derecede hani bayan bir tatlı da değil. O gerçekten hani karpuzun kendi şekeri falan bayağı güzel yani. Tek sıkıntısı pişirirken o hani suları akıyor ya. Suları akıyorken salgıladığı koku. Ondan dolayı bir sıkıntı var. Ya o da zor değil yani. Kapıyı pencereyi açarsın geçer gider. Öyle yani. Bayağı güzelmiş ya. Aa, şaşırdım bak. Neler görüyoruz, neler öğreniyoruz. Gerçi ben geçen gün limonla denemiştim. O da güzeldi. Gerçi de ama tabii sade yemek daha güzel. Ama pişmişi de güzelmiş gayet karpuzun. Hiç zerre alakası yok. Yiyin ya. Canınız tatlı çektiğinde hani değişik bir şey deneyeyim derseniz bunu deneyin. Vallahi deneyin. Aa, şaşırdım ha. Vallahi. Yani ben normalde kolay kolay bir şey şaşırmam ama buna şaşırdım. Gerçekten şaşırdım. Hoşuma da gitti. Bayağı iyi ya. Bayağı iyi yani. Böyle yumuşaklı falan. Çok hoş. Normalde tatlı sevmem biliyorsunuz ama bu bayağı iyiymiş ya. Aa, keşke yazın başında deneseydim de yazın arada yapardım. Aa, vallahi. Bak deneyin siz de. Tost makinesinde. Bak bak. Ay. Düşürdüm. Size göstereceğim yeri o kadar düşürdüm ki, o kadar şey kaygan ki. Böyle görebiliyorsunuz da içine. Yüksek ihtimal sadece görseni benzetler ama bence kırmızı közlenmiş bibere daha çok benziyor. Aa, vallahi. Tadına gerçekten bayıldım böyle. Ya siz de böyle hani hafif tatlılı şeyleri seviyorsanız bunu seversiniz. Böyle ağır şeyleri sevmiyorsanız bunu seversiniz yani. Hani az şekerli Türk kahvesi sevenler için bu tarif. En sevdiğim kısmı bu oldu. Tadım kısmı oldu. Ya ay. Oh be. Vallahi çok iyiymiş vallahi. Trendleneceğim diye çok korkuyordum ama gayet güzelmiş tadı. Hmm. Oh oh oh. Vallahi tatlıda yeni bir çığır. Bayağı yükseldim ben buna ya. Çok iyiymiş. Bayıldım ya gerçekten. Pes. 10 üzerinden 7-8 demiştim ama şu an 9-10'a çıkartabilirim yani. Karpuz ya, karpuz. Yaz artı 9 itemi. Yap birazcık ye geç. Aa, vallahi çok iyi. Şu an gerçekten iyi ki dedim bu videoyu çekmişim be. Vallahi bayağı iyi ya. Gerçekten bak yapıp yine siz de anlayacaksınız ne dediğimi. Bayağı iyiymiş. Neyse birazcık su içeyim de. Aa. İnsanlık tarihi boyunca düşünsem
bunun bu kadar lezzetli olabileceği aklımın ucundan geçmezdi ya. Gerçekten. Aa. Neyse artık siz de denersiniz. Vallahi pes. Güzelmiş yani. Neyse başka bir videoda görüşürüz. Bay bay. Diyecek bir şey bulamadım yani. Sözün bittiği yer burası şu an. Neyse yarın başka bir videoda görüşürüz. Bay bay.